Profesör Doktor Ekrem buraya ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Aslında 30 Ağustos dediğimizde sadece yakın tarihteki 30 Ağustos'u değil, belki geçmiş tarihlerden itibaren Ağustos'u, Zafer Ayı'nı, 30 Ağustos'u, 27 Ağustos'u konuşmak lazım. Ama tabii Türk Kurtuluş Savaşı için baktığımızda bugünün tarihine çok damga vuran bir 30 Ağustos Zafer evet. Bayramı var yakın tarihimizde. Nereden başlayalım? Geçmişten bugüne mi gelelim? Olur, hay hay. Peki. Şimdi e, Ağustos Zaferler Ayı. E, neden Zaferler Ayı? Çünkü gayet tabii savaşların, yani kışın olması beklenmez. E, kış savaşlar umumiyetle yazın olur. Hı -hı. Yani orduların rahatça sevkülce işini e, temin edecek mevsimde olur. Bu ise bizim coğrafyamızda yaz aylarıdır. E, e, yazın başında başlayan bir muharebe de Ağustos'ta biter. Muharebeler... E, ...şimdi artık öyle bir günde başlayıp bitmiyor. Belki Malazgirt öyle ama... yani ...30 Ağustos zaten belli bir prosesin... ...neticelendiği Son. bir gündür. Şimdi... E, ...işin başına dönelim malumunuz. 1914-18, Birinci Cihan Harbi. Birinci Cihan Harbi... ...bizim... <laughs> ...özür dilerim, mağlubiyetimizle... ...neticelendi ve bizim ve müttefiklerin mağlubiyetiyle neticelendi. Ve bütün dünya için savaş bitti. Yani 1914'te başlayan savaş 1918'de bitti. Hı -hı. Almanya için bitti, Avusturya için bitti. Rusya için bitmedi ama Rusya'daki iç savaştır. Yani Rusya'da çünkü 1917'de rejim değişikliği oldu. Bolşevikler ayaklandılar, Çar'ı tahttan indirdiler ve ertesi sene öldürdüler. Tabii e, Çar taraftarları buna karşı çıktılar. Rusya'da e, 1921 hatta 24'lere kadar ...tesiri devam eden bir iç savaş yaşandı... ...ama biz bu normal savaş kabul etmiyoruz... ...dolayısıyla Rusya için savaş 1917'de bitti. Yani yabancı bir ülkeyle... Evet, karşılaşmadılar. ...karşılaşmadılar. Onun dışında İngiltere, Fransa hakeza öyle... ...fakat e, Osmanlı Devleti için... ...bu böyle olmadı. Osmanlı Devleti... ...1918'de... ...harpten mağlup olarak çıktı... ...ve bu mağlubiyet neticesinde... ...Mondros Mütarekesi imzalandı. Mütareke bir e, muahede... ...yani barış anlaşması, sulh anlaşması değildir... Silah, silah, bırakışmadır. Yani tamam yani savaşın neticesi belli oldu silahları bırakalım e, döküntüleri toplayalım ondan sonra da kalıcı bir sul yapalım demektir. Bu mütareke Limni Limanı'nın Limni'de Mondros Limanı'nda imzalandı. Amiral Kaltor ve bizim tarafımızdan Rauf Bey meşhur Cumhuriyet Devri'nin Rauf Orbay'ı Mustafa Kemal Paşa'nın yakın çevresinden daha sonra onun muhaliflerinden olacak Rauf Orbay tarafından imzalandı. Rauf Orbay o zaman parlak bir deniz subayıydı. Bu mütareke görünüşte çok normal bir mütarekeydi. Hatta pek çok e, maddesi bizim aleyhimize değil lehimizeydi. Yani o zaman Osmanlı Devleti zaten toprakların bir kısmını işgal edilmiş. Yani Arap topraklarının tamamı işgal edilmiş. Bugünkü Anadolu coğrafyası elinde kalmıştı. Yalnız mütarekenin bir maddesi vardı. O madde riskli bir maddeydi. Şöyle e, bu topraklarda bir karışıklık çıkarsa bu karışıklık çıkan yeri ...işgal etme hakkını müttefikler kendisinde saklı tutuyordu. Şimdi bu normal bir madde. Yani bütün mütarekelerde olan bir madde. Çünkü şöyle... ...bir memleket neticede savaşta yenilse bile... ...o memlekette hala kılıç artıkları var. Yani ordu mensupları var. Bunlar mütarekeyi dinlemeyebilirler ve bulundukları yerlerde... ...lokal e, müdafaa ve taarruz hareketlerine girişebilirler. İkincisi böyle buhranlı zamanlarda ki biz bunun benzerini... ...mesela <laughs> işgal sırasında Fransa'da görüyoruz... İkinci Dünya Savaşı sırasında. Ee, halk arasındaki çatışmalar mevzu olabilir. Ee, bunun önüne geçmek için... Ki ...o zaman mesela Osmanlı ülkesinde... E, ...her ne kadar Ermeniler tehcil edilmiş de olsa... ...Ermeniler yaşıyor. Yine büyük bir kısmı tehcil edilmiş de olsa Rumlar yaşıyor. Bunlarla yerli halk... ...yani Müslümanlar arasında çatışmalar çıkabilir. Yani biz böyle bir çatışma... ...vuku'a gelirse... ve ...bir de şöyle bir durum var tabi... E, ...harbi organize eden İttihat ve Terakki Fırkası var. İttihat ve Terakki Fırkası düştü harpten sonra. Ama hala memlekette mensupları yaşıyor. Onu sevenler, muhipleri yaşıyor. Her ne kadar elebaşıları kaçmış olsa da... ...Enver, e, Cemal, Talat kaçmış olsa da... ...bu var. Bu her zaman müttefikler için bir risk unsuruydu. Ve bu maddeyi koydu. Ancak bu madde hiç de... E, ...umulduğu gibi veya belki de onların umduğu gibi... ...inkişaf etmedi. Eee... İşgal devletleri önce fiili olarak İstanbul'u işgal ettiler. Yani bu resmi bir işgal değildir. Yani normal e, sanki mümessilleri gelmiş gibi İstanbul'a geldiler ama bu aslında biz sizi yendik. Bakın baş şehrinizde bizim kontrolümüzdedir. Manasına geliyor. Resmi işgal daha sonra 1920 senesinin başında olacaktır. Bu konsepte ciddi bir e, hadise yaşandı. O da Yunanlıların İzmir'e Asker çıkartmasıdır. Yunanlılar İzmir asker çıkartmasının sebebi üzerinde çok münakaşa edilmiştir. Bilinen sebep şu, e, görünen sebep şu. Yunanlılar bu harbe hiç de bizim savaştığımız bir devlet değil. Birinci Can Harbi'ne katılmadı. Sonunda harbe katıldı ve e, katıldığı için harbin nimetlerinden kendisine bazı parsalar verilmesi mevzu mevzubayısı oldu. Bu da görünüyordu ki e, Anadolu'nun batı sahilleridir. Rumların ekseriyette bulunduğu İzmir ve çevresidir. Bu Geografi mıntıkada, coğrafya olarak da çok yakın. yakın. Zaten Yunan adaları tamamen onlarda. Yani 1913 itibariyle e, Anadolu'ya çok yakın olan Ege adalarının tamamı Yunanlılara verilmişti, Birkaç tanesi hariç olmak üzere. Yunanlılar İzmir'e niçin asker çıkardılar? Tabii e, kendilerine vaat edilen parsayı kapmak için. Fakat bir bahane olması lazım. Bahane de şuydu. İzmir ve çevresinde nüfusun ekserisi Rum'du. Daha önce bu mıntıkada ve yukarıya doğru ayvalık mıntıkasında İttihat ve Terakki hükümetinin Türkifikasyon politikası çerçevesinde Rumlar taciz edilmiş ve bir büyük bir kısmı oradan tehcil edilmişti ve malların el konulmuştu. Yunanlar işte burada durumlar yaşıyor. Sizin ne yapacağınız belli olmaz. Biz buradaki Rumları geçmişten örnek göstererek, örnek göstererek korumak için buraya çıkıyoruz. Ee, yoksa işgal etmek, burayı topraklarımıza katmak gibi bir iddiamız yok diyorlardı. Görünüşteki hı hı. işgal sebebi buydu. Fakat Osmanlı devletinin yenileceği artık birkaç senedir belliydi. Harbiden malum malup çıkmak doğrusunu söylemek gerekirse Osmanlı e, halkını idarecilerini çok şaşırtmadı. Çünkü harbin zaten seyri başından belli olmuştu. Son iki sene zaten uzatmalar oynanıyordu ve e, harbin biteceğini herkes kendini hazırlamıştı. Fakat Anadolu'nun işgal Ve Arap topraklarının kopacağı da insan 1916 Arap isyanı sebebiyle herkes yerleştirmişti kafasına. Fakat Anadolu'nun İşgali, i̇şgali uğrayacağı, hele hele Yunanlılar tarafından işgale uğrayacağı hiç düşünülmüyordu. Çünkü e, Yunanlar 1897'de e, Osmanlılarla savaşmış e, bir millet ve Osmanlılar onu yenmişler teselli muharebesinde. Bu milli vicdanlarda çok muazzam bir infial meydana getirdi İzmir'in işgali. Bununla alakalı biliyorsunuz mitingler tertiplendi. Bütün Anadolu halkı bunu duyan ayağa kalktı. Ezüm'le saray ve Osmanlı idarecileri de ayağa kalktı. Ve şimdi böyle bir münakaşa var. Ee, ...bu Anadolu hareketini başlatan kim? Saray mı? Yoksa e, saray dışında bazı bürokratlar mı? Vatansever bürokratlar mı? Yoksa bizzat Mustafa Kemal'in kendisi mi? Yoksa Kazım Karabekir mi? Yoksa Anadolu halkı mı? Bu hususta çeşitli münakaşalar yaşanıyor. Herkes kendi ideolojisine yakın bir şekilde bunu izah ediyor. Aslında hepsinin rolü var bu işte. Fakat e, ilk e, mukavemet hareketini saray başlattı. Saray reddi İlhak cemiyetini kurdurarak el altında hmm. İzmir'in ilhakını en azından diplomatik yani bir hani, yandan diplomasiyi devam evet, ettirirken diğer taraftan halkı halkı yönlendirerek İzmir'in işgalinin protestolarıyla yani müttefiklerin geri adım atmasını ...İzmir'in işgaline son vermesini umdular. Binaenaleyh e, Mukavemet Hareketi... ...ilk defa saray ve saray çevresi tarafından... ...başlatılmıştır. Reddi İlhak Cemiyeti. Bununla bir ilgili belgeler sonra var. Da, tabii Hı -hı. De, bu biliniyor zaten. Normal inkılap tarihçilerinde üzerinde durduğu... ...bir meseledir ama nedense... ...işin içinde saray olduğu için pek... ...ön plana çıkarılmak evet, istemiyor. Görmezden geliniyor evet. galiba biraz. Bunun hemen arkasından Anadolu'da... ...hemen hemen her yerde... ...Anadolu'nun pek çok mıntıkalarında müdafaa müdafaa-i Hukuk Komiteleri kuruldu. O şehrin, o kasabanın, o vilayetin ileri gelenleri dediler ki biz bu e, harbi kaybettik tamam bunu kabul ediyoruz ama harp neticesinde şerefli ve adil bir sulh anlaşması yapılmalı ve bizim e, halk olarak, millet olarak e, haklarımız e, temin edilmelidir yani e, teminat altına alınmalıdır. Bunun için komiteler kurdular. Bu komitelerin e, her biri müferit çalışıyor. ...ve e, buraların işgal edilmesini önlemeye çalışıyor. Hatta doğuda bazı e, şehirler neredeyse istiklalini... ...Oltu gibi mesela, Kars gibi neredeyse müstakilliğini ilan edecekti. O kadar infial oldu yani e, bu işgaller dolayısıyla. Mondros müteharekesinin hasıl e, ettiği korku, endişe sebebiyle. Mesela Toros Tünelleri'ne el konacak. Toros Tünelleri var, tren istasyonu. Buralar kritik yerler. Çünkü... E, Orası kapanırsa. Kapanırsa... E, Can damarı elden gidiyor. Müttefikler de diyor ki bizim Suriye ve Irak'a irtibatımız buradan geçiyor. Biz mecburuz onları kontrol etmektir. Ama mütarekeye bir madde koydular. Türk hükümetinin ve halkının buradan istifadesine e, mani olunmayacaktır diye bir madde yani koydular. Yani kontrol onlarda olacak evet, ama kontrol, biz de kullanabileceğiz. Onlarda evet. İşte ordu teslim edilecek. Çok küçük bir ordu kalacak. Silahların çoğu teslim edecek veya mühürlenecek. Ee, ve meşhur yedinci madde bununla ve, beraber. Evet ve işte Alman e, uzmanlar memleketi terk edecekler gibi. Yani aslında normal bir mütareke maddesidir. Ama burası işte bu e, uygun gördüğü, mecbur kaldığı veya uygun gördüğü yerleri işgal edecek maddesi hı hı. ciddi bir risk. Demokrasinin kılıcı. Şimdi e, saray e, ne yapabilir? Bir yandan diplomatik yollarla iyi bir sulh anlaşması yaparak e, elindekileri muhafaza etmek. Mümkünse kaybettiklerinden de bazı parsalar koparmak istiyor. İşte Halep gibi, Musul gibi... E, yerleri, Karsardan Batum gibi yerleri tekrar elde etmek istiyor. Bunun için bu Anadolu'daki mukavemet hareketlerini tek elden teşkilatlandırmak icap ediyor. Bunun için İstanbul e, itimat ettiği bir kimseyi Anadolu'ya göndermek istemiştir. Kim olacaktır bu? İttihat ve Terakki'nin içinde aktif olarak bulunmamış, İngilizlerin de kabul edebileceği birisi olacaktır. Bunu e, İstanbul'da bulunan milliyetçi paşalar işte Avni Paşa gibi paşalar da istiyorlar, İzzet Paşa da istiyor. Yani bu mukavemet hareketi bizim elimizi güçlendirir. İşte Mustafa Kemal Paşa bunun için seçilmiştir. Hem iddiat ve terakkiyici olmakla beraber son zamanlarda aktif Aynen, olarak inşallah. partide bulunmaması ve e, İngilizlerin de kendisine karşı olmaması. Çünkü Mustafa Kemal Paşa o zaman çok... E, ...uyanık bir siyaset takip etti. Suriye cephesinin çökmesi üzerine İstanbul'a geldi. İstanbul'da kaldığı bir yıl içinde... ...İngilizlerin gururunu okşayan... E, ...şekilde hareket etti. Ne gibi? Mesela Minber gazetesi de bir gazete çıkarttı. Çok bilinmez. Atatürk de çıkartmıştır İstanbul'da. Bu gazetede yazılar yazdı. Ve bu gazetede yazdığı yazılar hep o zaman İngiliz politikasının... ...hoşuna gidecek. Yani onları okşayacak, onore edecek yazılardır ki... ...Türkiye hakkındaki niyetleri... ...sertleşmesi. Ama zaten bir taraftan da... ...İttihat ve Terakki'den ayrılırken... E, zaten, ...duruşu... zaten ...baştan beri belliydi. duruşu anglofildir. İttihat ve Terakki'den ayrılması zaten onun için... müspet hı hı. bir referanstır. Ve en mühimi de... ...bazılarının gözden kaçırdığı veya... ...kaçırmak istediği, padişaha çok yakındır. Yani padişahın en yakınında olan isimlerden... ...bir tanesi Mustafa Kemal Paşa'dır. Padişahın yaveridir. Bu yaveri emir subayı olarak görmeyiniz. O zamanki yaver... ...fahri yaverdir bu. E, milli müdafaa yani askeri müşaviridir padişahın Padişah mali Askeri. müşavir olur. Hı. Askeri işlerle ilgili evet. danıştığı danıştı ya da paylaştığı. Evet. Beraber uzun da bir seyahate. Yurt dışı çıktım. seyahati var. Zaten birbirlerini orada yakından tanıma Hı. imkanı buluyorlar. Ve Padişah Mustafa Kemal Paşa hakkında orada müspet bir kanaat ediniyor. Bu müspet kanaat tabii Padi Mustafa Kemal Paşa'nın biraz da kasten vermiş olduğu bir intibadır. İttihat ve terakkiden nefret eden ve memleketin selametini barışla elde etmeyi düşünen bir e, asker profili vermiştir. Ve Sultan Vahidiyet'in çok ümitlenmiştir. Hmm. Böyle askerlerin orduda var olması en azından istikbale ümitle bakması neticesini Sonraki doğuruyor. Sonraki görevler de aslında bu intiba evet, üzerine kurul, kurulmuştur. Değil mi? Ve bunun üzerine herkesin de bildiği gibi Mustafa Kemal Paşa ordu müfettişi sıfatıyla... ...padişah ve sadrazam damat Ferit Paşa'nın imzasıyla bunlar bazıları tarafını inkar ediyor. Yani tamam padişah ve damat Ferit Paşa sonradan Mustafa Kemal ters düşmüş olabilirler ama... ...o zaman böyle değildi. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya anadolu görevlendirilirken... gönderilişi resmi bir görevdir... Ordu müfettişidir. Ordu müfettişi hı hı. yüksek bir vazifedir. Basit bir müfettiş değildir. Şunu şöyle söyleyeyim mesela anlamak için. Bütün ordular yani mesela ordu bir ordu ardında kol ordu tüm böyle gider. Anadolu'da hala ordular var. Teslim edilecek. Bunların teslimi de belli şartlarla olacak. Bütün bunların üzerinde amir ordu müfettişidir. Aynı zamanda valilere, kaymakamlara emir verme alayiyeti var ve ciddi bir tahsisat almıştır. Yani o zaman İstanbul'da bankalı, bakanlıkların kasalarında ne kadar para varsa sadece harbiye nezaretin değil Mustafa Kemal Paşa'ya tahsis edilmiş otomobillerle atlarla ve kalabalık bir Heyetle. Yani şimdi tabii biz tarih kitaplarında özellikle 19 Mayıs'ı okurken, işte Atatürk'ün bir gece vakti çok köhne bir gemiyle, pusulası bozuk, bozuk bir gemiyle, İstanbul'dan kaçtığı... Karadenize açıldığı dalgalar. Tabii Karadeniz dalgalarla evet. mutlaka her gemi boğuşur ama e, burada tabii çok büyük bir fedakarlık, çok büyük bir kahramanlık evet. var bunun altını çizelim. Ama bir taraftan da elbette bunun. E, ...zeminini hazırlayan hem ekonomik evet. hem siyasi altyapı var. Hem sosyal altyapı var. Şimdi bu yalnız burada şöyle bir problem var. Yani Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da için gönderiliyordu? Yani İslamcı ve bazı milliyetçi tarafa sorarsanız... E, ...Padişah e, Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'da e, bir isyan çıkartması... ...Yunanları yenmesi bunun için gönderdi. Hayır bunun için göndermedi. <laughs> Bazıları sorarsa hiç göndermedi. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gönderilmesinin sebebi... Anadolu'da görünüşte mütareki ahkamının usulüne uygun şekilde yapılmasına nezaret etmek. Padişah namına. Padişahın girecek hali yok oraya. Yani mütareke normal mi değil mi? Şimdi e, yerli personel direnebilir mütarek hükümlerine. Ya da karşı tarafı karşı zorlayabilir, taraf zorlayabilir. Gereksiz. E, en azından hı hı. padişahı temsil eden yüksek rütbeli bir kişi. Hayır efendim. Otoyut olarak. Evet. O, o, bunun için gitmiştir. Hı hı. Ama e, bir gizli görevi daha vardır. Bu gizli görev e, aslında gizli değil. Yani biliyoruz. O da şu... Anadolu'daki mukavemet hareketlerini tek elden toplayarak bunların daha güçlendirilmesini temin ve böylece ...barış anlaşması, birkaç ay sonra barış anlaşması yapılacak. Bu küçük küçük kongrelerin evet. sebebi bu mudur? Bu, her küçük kasabada bir kongre var, komite. Alaşehir'den tutun, Oltıya kadar. Evet, şimdi aslında baktığınızda haritaya evet. baktığınızda... E, ...insan neden bu kongreler yapıldı diye soruyor. Evet. Yani ya e, Mustafa Kemal Paşa'nın ki o zaman Atatürk soyadını alana kadar... ...Mustafa Kemal Paşa evet. deniyor herhalde evet. tarihte. Evet. E, Mustafa Kemal Paşa'nın ya bir ke, ya bir hedefi var farklı evet. bir hedefi ya da bir görevi var. Şimdi farklı hedefe olup olmadığı tabii çok tartışılır. Yani bazısını sorarsanız daha İstanbul'dayken cumhuriyeti ilan etmeyi düşünmüştür. Eee bazlarına soran... kaynak var mı? Yani Hayır. yakın çevresine. Şimdi şöyle, şey... evet bir gün gelecek hükümet şekli cumhuriyet olacaktır. Paşam yapmayınız falan ama bunlar hep cumhuriyetin ilanından sonra yazılmış hatıralardır. Ee, yani Mustafa Kemal Paşa'yı başından beri bir cumhuriyetçi Jacobin olarak gösterme endişesinin... ben bunda olduğunu düşünüyorum. Sebebi de şu. Mustafa Kemal Paşa'nın hayatını biliyoruz. Her ne kadar Cumhuriyet devrinde ciddi bir dezenfektasyona tabi tutulsa bile bugün artık pek çok vesikalar ve deliller elimizdedir. Pek çok hatıraları okuyoruz ve bunlardan şunu görüyoruz. Bir kere Mustafa Kemal Paşa Enver Paşa gibi hayalperest değildir. Onun gibi stratejist de değildir. Mustafa Kemal Paşa'nın en büyük husûiyeti politik ve pragmatik yani aya yere basan faydacı ve oportunist fırsatları iyi değerlendiren bir e, liderdir. Mesela Mustafa Kemal Paşa'nın ilk e, tasavvuru ...Padişah'a yakınlaşarak onun yanında mühim bir yer elde etmek harbiye nazır olmak. Harbiye nazır olursa bu onun için çok ciddi bir güç demektir yani ama her zaman iktidara gelme hevesinin kendisinde olduğunu biliyoruz. Zaten hakkında yazılan raporlar ve herkesin mü müşahedesi Mustafa Kemal Paşa'nın e, liderlik, vasfının ön planda olduğu. Ama zaten öyle bir karakter olduğu zaten hepimizin bizim bildiği öyle bir şey Ölene kadar hayatı yani. da bizim gözümüzün önündedir, biliyoruz. Her zaman liderlik basfı Zaten vasfı böyle bir planda. özelliği olmasa da yani Muhabbet böyle bir olamazdı. başarı Ama olamazdı. Ama her liderlik vasfı olan böyle değil. İşte biraz evvel söylediğim politik, Hı. pragmatik, oportunist vasıfları olmasaydı o Enver da harcana gibi Enver Paşa gibi bile olamazdı. Hı. Enver Paşa gene belli bazı şeyler bir müddet yürüttü. Ee, Harbiye Nazırı olamayınca ki bu olamamasının arkasında başka sebepler var. Yani gerek o zaman İstanbul'da bulunan iddiaçıların engellemeleri... ...gerek Ahmet İzzet Paşa'nın çekinmesi sebebiyle Harbiye Nazırı olamadı. Bu sefer İstanbul'a geldiği zaman başka bir yol denedi. O yol Padişah'ın kızıyla evlenmekti Sabiha Sultan'la. Padişah'ın kızıyla evlenmek ona damadı Hazreti Şehriyar yolunu açacaktı ki... ...bu Enver Paşa'nın da önünde. Enver Paşa Padişah'ın yeğeniyle evliydi... Ama Mustafa Kemal Paşa, bizzat padişahın kızıyla evlenecek. Bir, bir yukarısı. Evet. Ve Hero. ve e, bacanağı da tanıdığı ve kafa dengi birisi İsmail Hakkı Bey, Tevfik Paşa'nın oğlu. Böylece hem Tevfik Paşa'yı sadrazam, hem padişahı avucunun içinde tutma imkanı bulacaktı. Yani Çanakkale kahramanı bir kumandan olarak. Peki böyle bir şey gerçekleşseydi, hani biraz da evet. e, futurist bakalım evet. bir şey. Böyle bir şey gerçekleşseydi ne olurdu? Çok açık. İtalya'da Mussolini'nin yaptığını yapardı. Padişah yine başta durur. Osmanlı Devleti gene devam eder ama Atatürk e, diktatör olarak. Bunu menfi manada söylemiyorum. Yani e, gene ha, mesela sıfat harbiye nazırı veya sadrazam ama, ama asıl... devletin tek hakimi. Çünkü Mussolini öyle yaptı. Kralı bıraktığı yerinde Mussolini, Duce, başbakan olarak adı da Duce, lider demektir. Ebedi şef demektir. Atatürk'ün ünvanı da ebedi şeftir. Memleketi ölene kadar idare etti. Böyle olurdu. Ee, ...bunu söylemek belki... ...yüzde yüz mümkün değil ama büyük ihtimalle böyle olurdu. Ee, nitekim... E, ...son hanedan reislerinden Ertuğrul Osman Efendi... Sabiha Sultan'a öyle dermiş, şaka yollu... ...hala dermiş, keşke kabul etseydin de... ...başımıza bu işler gelmeyeli hmm. yani. Sürgün falan olmazdı tabii ki o zaman. Yani aslında... ...bir evlilik... Evet. E, ...bir ülkenin tarihini farklı yazma noktasında... Tarih hep böyle olmuş. Evet, bizde de olurdu. Kırılma noktası evet. olabilirdi. Evet, mesela ben... Böyle bir evliliği düşünmesi bile Atatürk'ün cumhuriyetçi olmadığını veya şartlara göre, fırsatlara göre durum aldığını çok yakından gösteriyor. Bir de tabii hani sonrasında yani artık kongrelerin toplandığı evet. belki işte Sivas Erzurum kongresinden evet. sonraki Bazı şeyler şekillenmiştir. Şekillenme. yani o zaman belki tabii. daha farklı fikirler de geldi. Yani o zamana kadarki tabii. düşüncesiyle sonraki düşüncesi farklı. Farklı da olabilir. mesela darbe yapmayı düşündüler. Bunu Halil Rıfkı anlatıyor. Bu sefer Sabiha Sultan reddedince evlenmeyi, bu sefer bir hükümet darbesi yapmayı düşünüyorlar. Hatta padişahı tahttan indirmeyi, hükümet darbesi yapmayı düşünüyorlar. Fakat darbe arkadaşlarından bir tanesi su verince, ...dedim gibi Mustafa Kemal Paşa çok o, zeki, hemen geri adım atıyor. Yani çünkü ortaya çıkarsa çok hassas bir zamanda bu onun e, siyasi kariyerinin ve istikbalinin evet, yok olması demektir. Bir, bir o gemiden bahsedelim evet. isterseniz. Gerçekten nasıl bir gemiydi? Şimdi Bandırma Gemisi, o zaman vapuru... Basit bir vapur, yaşlı bir vapur. O zamanki vapurların pek çoğu gibi belli aksamı belki kırık dökük ama hiçbir zaman yani binilmeyecek, gidilmeyecek bir vapur değil. Defalarca e, sefer yapmış ve hı hı. E, Cumhuriyet'ten sonra da uzun yıllar faaliyet gösterip artık hiç e, kullanılmaz hale gelince hurdaya çıkarılmış bir vapurdur. Ama tabii böyle kahramanlık efsanelerinde... Ee, yoksunluklar e, çok ön plana çıkarılır, halbuki öyle değildir. Kendimiz için de öyle değil midir? Evet. Yani yaşadığımız bir zorluğu anlatırken neler e, neler, 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 neler ekleriz, değil evet, mi? Evet doğru. Yani normaldir insan psikolojisine evet. vermek lazım. Mesela şunu söylemek lazım: Atatürk, e, vatanı kurtarmak için e, İstanbul'dan ayrıldı, e, ama yani İstanbul İngilizlerin işgali altındaydı ve çıkarken bir Osmanlı paşası yanında 30 kişiyle bir İngiliz vizesine ihtiyaç duyuyordu. Ve o zaman İngiliz komiseri olan Yüzbaşı Benet, Teğmen o zaman Benet, Atatürk'e ve yanındaki manyiyetine vize verdi. Bu vize ne işledildi? Hı hı. Ve Nasıl Samsun, verdi bu vizeyi? E, ya şimdi şöyle. Siz resmi görevi olduğu için. Mustafa Kemal Paşa gizli gitmiyor ki. Tabii, yani İngilizler, görevi İngilizler, olduğu İngilizler olduğu için hayır miydi? Mustafa Kemal Paşa gidecek dediği için Mustafa Kemal Paşa gidiyor. Yani Mustafa Kemal istemiyoruz gitmeyecek de gidemezdi Mustafa Kemal Paşa. Ve hı. o başlamadan biterdi bu hadise. Mustafa Kemal Paşa emekliye ayrılırdı belki İstanbul'da. Hmm. O zaman yani... Şimdi şey var hep kırılma noktaları. Kırılma yani. Bu ağacın dalları gibi yani o güçlü dalı Şimdi efendim, dengede tutan e, şeyler. Bazılarının çok egzajere ettiği, mübalağa etti işte Atatürk İngiliz ajanıdır falan dediği bir husus var. İşin aslı şu. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da İngilizlerle temas halinde. İtalyanlarla temas halinde. Bu da işgal kuvvetleri. Ama bunlar zaten sürekli görüşme evet. halinde olduğu hani bu ya, gizli saklı da şeyler değil değil, 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 değil ya, mi? Ya, Açıktan gizli, görüşüyorlar gizli, bir paşa tabii Paşa olarak. Tabii resmi tarih e, algısına veya ideolojik tarih şeyinde her şey biliyorsunuz istendiği gibi ku sahnenin yani. kurgulanıyor. Pera e, veya Serkül Doryan'da görüşülüyor. Herkes bunları Hı. görüyor, biliyor, hatıralarında yazıyor. Yani o zaman gazetecilerle ki bu gazetecilerin çoğu ajandır. Yani e, istihbarat elemanıdır. Resmi görevliler, elimbiler, işgal kuvvetleri komutanları, herink bunlara bunlarla görüşüyor. Şu imajı veriyor her zaman. Ben sizin için tehlikeli bir insan değilim. Ben barışın tahakkuku için çalışıyorum. Siz de bize acıtmayın canımızı. Biz de e, haddimizi bilip normal davranacağız. Lütfen bu barış bir an evvel imzalansın. Çünkü barış imzalandıysa Mustafa Kemal Paşa muhtemelen e, bir takım başka planları var. Gene yani idarede söz sahibi olmak için bazı planları var. Onu tahmin ediyoruz. Bu görüşmelerden dolayı işte bazıları... işte İngilizler bundan dolayı ikna olmuşlardır. Yani Mustafa Kemal Paşa hem minberdeki yazıları hem background'ı ta Sofya'dan beri Enver Paşa'nın düşmanı hem bu Pera Palace ve sair mekanlardaki görüşmeler ve bizim bilmediğimiz başka görüşmeler İngilizlerde Mustafa Kemal Paşa bizim için tehlike değil imajı uyandırmış ve sarayın yollama teklifini kabul etmişler. Hatta saraya sorarsanız teklif de İngilizlerden gelmiştir. Birisi gönderilecek Anadolu'ya. Kim olacak? Namzet çok az. İngilizlerin kabul ettiği namzet çok az. Bir, bir kere yüksek rütbeli bir kumandan olacak. Yüksek rütbeli kumandan sayısı az olanlarda iddiaçı İngilizler istemiyorlar. Üç tane paşa var. Çerkes Ferit Paşa, Palabıyık Ziya Paşa ve Mustafa Kemal Paşa. Diğer ikisi kabul etmiyorlar. Mustafa Kemal Paşa kabul ediyor. O da biraz önce ayak diriyor. Acaba beni Anadolu'ya gönderip tasfiye etmek evet. istiyor ama sonra hakkındaki yazılar ve teminatlar gelince anlıyor ki tamam. Yani hatta bir müddet kalıyor, gitmiyor İstanbul'da. Acaba acaba hala bir şüphe var. Ama İzmir'in işgal edilmesi üzerine tamam diyor. Bu doğru. Yani e, bir oyun yok benim için. Benim için menfi bir şey yok ve Samsun'un. Samsun İngiliz işgalinde. Çünkü liman olduğu için İngiliz birlikleri bak. Tabii var. kontrol altında. Tabii kontrolle geçiyor Mustafa Kemal Paşa. Oradan otomobille, yanından otomobil götürdüler. Havza'ya geldiler. Havza'da uzun bir müddet kaldı Mustafa Kemal Paşa. 20 günden fazla. Bunun bir sebebi Rawh Bey beklemesiydi. Yakın arkadaşı. Ama daha mühim bir sebep var. Orada da Rus heyetiyle görüştü. Yani Anadolu'da yapacağı çalışmalarla alakalı Rus e, generaliyle görüştü. Tarafların fikirlerini alıyor evet. aslında. Bir nabız yokluyor evet. her tarafta. Ruslarla bir anlaşma yaptı orada. Hı. Ruslar dedi ki... ...eğer Anadolu'da bolshevik oluşuma müsaade ederseniz biz sizi destekleriz. Mustafa Kemal evet biz bunu kabul ederiz dediler. Bu biraz evvel dedim ya pragmatik. Şu anda bir Rusya'nın desteğine ihtiyaç var mı? Var. Rusya, İngiltere ve Fransa opozit mi? Evet. Tamam o zaman şu anda Rusya'yı yanımıza almamız lazım. Rusya'nın bizden talebine komün canım oluruz diyelim geçelim. Hmm. Dedi. Ve ondan sonra zaten biliyorsun bunu belli bir müddet sonra tasfiye etti bu komünizm serbestliğini. Komünist Partisi kuruldu <laughs> Anadolu'da. Zaten Mustafa Kemal Paşa'ya karşı çıkanların büyük bir kısmı da e, ee, Bolşevik olduğundan dolayı yani Ruslarla görüşünü bizde öyle oluyor. Verdi. iş yüzünü bilemezsiniz açıklamak da mümkün değil. Biliyorsunuz Havza'dan Erzurum'a geldi. Erzurum kongresi önceden toplanmıştı. Mustafa Kemal Paşa toplamadı onu. Doğu vilayetleri daha heyecanlı. Çünkü e, Ermeniler hudutta, Rusya Hı. yenilmiş. Harp orada da çok canlı bir şekilde yaşanmış. Doğu cephesinde Anadolu'da harp yaşanmadı. Ama Doğu cephesinde yaşandı halk çok heyecanlı ve onlar Erzurum kongresini topladılar. Bir de burada tekrar bir Ermeni yurdu olacak mı ve Kürtlerin akıbeti ne olacak? Bu da Erzurum kongresinde konuşuldu ve Erzurum kongresinde bir birlik kararı çıktı. Mustafa Kemal Paşa burada gördüğü manzara üzerine bunun kolayca Anadolu'ya yayılabileceğini düşündü ve kendisi Sivas'ta bir kongre toplanma kararı aldırttı orada. Hı hı. Normalde Mustafa Kemal Paşa Erzurum kongresine alınmadı siz dediler delege değilsiniz. Hı. Bir delege istifa etti onun yerine girdi. Mustafa Kemal Paşa. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar e, İstanbul'u endişelendirdi. Yani biz ne için gönderdik? Orada alınan kararlar ise bambaşka bir mecraya gidiyor. Görünüşte hı hı. İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal Paşa'yı geri çağırdı. Mustafa Kemal Paşa gitsem mi gitmesem mi? Bu beni çağırmaları hakiki bir çağırma mı? Görünüşte derken? Şimdi şöyle işin başka bir e, <laughs> şeysi de olabilir sebebi. Yani altında yatan başka bir sebep olabilir. Onu da söyleyeceğim hı hı. şimdi. İstanbul Hükümeti geri dönün dedi. Hadise e, bizim beklediğimiz mecranın dışına çıktı. Derhal geri dönün. Mustafa Kemal Paşa dönsem mi dönmesem mi? Şifreli mesajlaşmalar. Tabii şifreli mesajlaşmalar. Dönsem mi dönmesem mi? Dönmesen mi? E, şimdi eğer hakikaten dön diyorsa döneyim. Peki dönünce ne olacak İstanbul'da? yabana bir ceza gelirse? Yok bu danışıklı dövüşse biz sana dön diyoruz ama aslında dönme. Hı hı. Bu da mümkün. Dönmüyorum dedi. Bunun üzerine askerlikten ihraç edildiğine dair bir yazı geldi. Ben istifa ediyorum dedi. Fakat e, hep içinde bir ikircilik var. İstanbul'un fikri nasıl? Acaba... E... Gerçek, yani altyazıyı okumak noktasında evet. belki. Yani İngilizlerin taziki var? İngiliz hükümete, İngilizler... Mustafa Kemal Bunu garası, öğrenemiyor mu İstanbul'daki arkadaşlar? Öğrenmesi çok zor, şifreler İngilizlerin elinde. O şifreleri onları yani... Kırıyorlar, kırdıkları düşünülüyor. Hı hı. İşte o tarihin kırılma noktasıdır o. Kazım Karabekir bir ordu komutanı. Zaten gitmeden önce kritik yerlere kendi arkadaşlarının Ali Fuat Bey gibi, Cafer Tayyar Paşa gibi, Kazım Karabekir gibi arkadaşlarının tayinini pa padişahtan istemiş ve padişah tayin etmiştir. Dinlemiştir onu. Bu da Anadolu'da bir mukavemet hareketinin padişah tarafından bilindiğini en azından organize edildiğini gösteriyor. Kazım Karabekir geldi, ordumla beraber emrinizdeyim dedi. Halbuki ordudan istifa etmiş, üniformasını çıkartmış, yaveri bile kendisinden uzaklaşmışken... Kazım Karabekir'in bu tekmini ki bugün Erzurum Kongresi binasında resmedilir. Mustafa Kemal Paşa'nın yüreğini su ve büyük bir rahatlama hasıl oldu ve İstanbul'un emrini dinlemediğini, faaliyetine devam edeceğini beyan etti. Şimdi Kazım Karabekir niye yaptı bunu? Kazım Karabekir'e tutuklama emri gönderilmişti. Mustafa Kemal Paşa'yı tutuklayın ve mevcutlu olarak İstanbul'a gönderin. Kazım Karabekir düşündü dedi ki bu emir gerçek mi yoksa danışıklı dövüş mü? Danışıklı dövüş olduğunu düşündü. Çünkü hmm. biliyoruz ki İstanbul gönderdi fevkalade salayetlerle. Niçin geldiğini de biliyoruz. O zaman bu kadar ben, çabuk da fikrin değişmesi... De, mümkün değil. Hı hı. Bunu İngilizler tazik ediyor dedi. Evet İngilizlerin tazik ettiğini biliyoruz. Fakat İngilizlerin başka planları var. Mustafa Kemal Paşa'yı İstanbul'a karşı karşıya getirip... ...ikili oynamak. Hı. Her, Her iki zamanki tarafa, evet. siyaset. Ondan sonra biliyorsunuz Sivas Kongresi'nde... ...bir heyeti temsiliye kuruldu. Bu aslında Anadolu'da yeni bir hükümetin... ...paralel bir hükümetin kurulduğunun bir vesikasıdır. Artık bu noktadan itibaren... ...Mustafa Kemal Paşa'da evet. kafasındaki fikirleri... Evet. Artık Mustafa Kemal Paşa'nın kafasında benim anladığım kadarıyla... E, ...Erzurum Kongresi'nde Kazım Karabekir'in kendisine tekmil vermesiyle beraber bir ümit doğdu. Anadolu Hareketi'nin muvaffak olacağını ve bu hareketin e, liderinin kendi olacağını... ...ve bu hareketin muvaffak olduğu zaman da... ...ülke idaresinde ciddi manada söz sahibi olacağını düşündü. Bu padişahlık olamayacağına göre... ...zamanı gelince düşünürüz ama ya reisi cumhurluk ya halifelik. İkisini çünkü... mezzetmek e, yani birbiri yerine izah etme fikirleri var o zaman. Halifelik de bir cumhur reisliğidir. Hı, hı. Halk seçecek halifeyi. Böylece hem Müslümanların lideri hem Osmanlı Devleti'nin başı hem böyle bir pozisyon olacak. Atatürk'ün fikrinde bu fikir olmuş. Yani sonrasında aslında evet. işte e, İslamiyet'le ilgili söyledikleri hep tartışılır. 1924'e kadar evet. olan müspet yaşantısı ve görüntüsü bununla alakalıdır. Bir de Sivas Kongresi'nde şöyle bir hadise olmuştur. Mustafa Kemal Paşa ve yakındakiler Amerikan mandası taraftarıydı. Yani Anadolu'da Amerikan mandası kurulursa, Amerika ile bir savaşmadığımız için bize çok daha iyi davranacaklarını ve çok kısa bir zaman içinde barış imzalanacağını düşünüyorlardı. Çünkü Wilson prensipleri zaten bunu amirdi. Fakat istihbaratçı bir e, gazeteciden Wilson'un böyle bir şey düşünmediğini öğrenince hemen manda aleyhinde beyanatlar verdi. Sivas Kongresi'ne manda kabul edilmişti. Sonradan bu maddelerden çıkarıldı. Yani e, inkılap tarih kitaplarında sanki kabul edilmemiş gibi gözüküyor. Halbuki Sivas Kongresi'ne manda kabul edilmiştir. Önce. Evet. Hı -hı. Fakat inkılap tarih kitaplarından çıkarıldı. Yoksa var. Ha. Bu, da, alırsın, bu da Mustafa Kemal Paşa'nın e, kıvraklığıyla. Amerika'nın böyle bir niyeti olmadığını öğrenince geleceğe daha ümitle baktı. Demek ki bize istiklal verilecek. Hı -hı. Çünkü İngiltere, e, Fransa işgal etmiyor. Yunanlar sadece İzmir'de kalacak. Mail hattını çizdiler. İleri geçemeyeceksin dedi İngiliz. İzmir'den öteye geçemezsin dedi Yunanlılara. Hı hı. Bir çizgi çizdi. genel Mail. O hattı geçemezsiniz. Anadolu'yu işgal etmeyeceksiniz dedi Yunanlara. Ederseniz karşısında bizi bulursunuz. Sonrasında? Söyleyeceğim. Hı hı. Sivas Kongresi, Mustafa Kemal Paşa'nın yüreğini sus serpti. Tamam dedi. İstiklal. Göründü. Ve bana, e, benim e, lider olduğum bir hareket muvaffak olacak. Ve devletin idaresine söz sahibi olacak. Benim anladığım o zaman artık o... ...padişahın sonunun geldiğini az çok tahmin etmişti. Yani birlikte ilerleyemeyeceklerini... Anladı. ...yeni bir devlet kurulacağını... ...bu devletin evet. de... E, ...Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki evet. hareket sonrasında... ...kurulacağını Kocağını anladı. Padişahla beraber olamayacağı... ...belli. Yani iki... E, ...arslan bir e, ormanda olmaz. Biliyorsunuz sonra Ankara'ya geldi. Ankara'da meclis toplanması... ...istendi. E, çünkü İstanbul'daki... ...meclis bu arada toplandı ve dağıldı. İngilizler hı hı. dağıttılar. Yani çünkü meclis... ...İngilizlerin... E, politikası hilafına bir karar aldı... ...Misak-ı Milli. Bunu daha önce konuşmuştuk... ...Misak-ı Milli'nin çıkmasını da... ...Mustafa Kemal Paşa istedi. Mec meclisin Siz oraya, orada bu kararı çıkartın, çıkartın dedi. Sizin ki parlamento dağıtılsın... Onlar parlament da buraya gel. An Anadolu'ya gelsin. gelsin. Ankara'ya geldi. Ankara'nın için seçildi... ...çünkü istasyon merkezidir ve Anadolu'nun ortasındadır. Ve işgal, işgal mıtıkalarına uzaktır. Ankara'dan yeniden meclis toplandı... ...ve ondan sonra... ha ...bu arada... ...Ankara'da meclisin toplanması... ...görün işte İngilizlere hiddetlendi ve İngilizler... ...Main hattını kaldırdılar. Hmm. Ve Yunanlılar... E, ...doğuya doğru de. ilerlemeye başladı. Bu ilerlemenin bir sebebi de... E, ...mütareke hükümlerine aykırı olarak... E, ...Yunanlara karşı... ...mukavemetin gerçekleştirilmesiydi. Biliyorsunuz Yunanlar İzmir'e çıkar evet. çıkmaz... ...bir askeri mukavemetle karşılaştılar. Hı. Bugün Hasan Tahsin'in ilk kurşunu attığı söylüyor Hayır, Hasan Tahsin ilk kurşunu atmadı. İlk kurşunu kimin attığı bilinmiyor ama... ...Hasan Tahsin asla değil muhtemelen bir İtalyan askeri attı. Çünkü İtalyanlar Yunanlara çok gıcıktı. İzmir e ondan çıkacaklardı. <laughs> Yunanların çıkması fevkalade rahatsız oldular. Ee, İngilizler Yunanlıları başka maksatlarla çıkardılar. Sırplara teklif ettiler. Çünkü Sırplar savaşta en çok zararı görenlerdi. Sırplar hayır biz Anadolu'da bir maceraya giremeyiz dediler. Yunan hükümeti istemedi Anadolu'ya çıkmayı. İngilizler Yunanistan'da hükümet darbesi yapıp kralı tahttan indirdiler. Kralın oğlunu tahta geçirdiler. Ve savaş yanlısı Venizelos'u iktidara getirdiler. Savaş alektari bütün basını susturdular ve Yunan hükümeti istemeyerek kerhen İzmir'i işgal etti. Bu da çok bilinen bir hakikat değildir evet. bu tarihlerde yazıyor. Niçin mukavemet ediyorsunuz? Siz bir kere mütareke imzaladınız, mütareke çerçevesinde Yunanlılar İzmir'i işgal ediyor. Niçin direndiniz? Suç işliyorsunuz, mütareke ihlal ediyorsunuz dedi müttefikler. Eee ne yapacaksınız? Güçlünün sözü geçiyor. Hı hı. İşte halkın mukavemet hareketlerini... Onlar mütareken ihlal olarak gördüler ve bayrak hattını kaldırdılar. Bayrak hattı eğer bu mukavemet olmasaydı İzmir'de bayrak hattı muhtemelen geçilmeyecekti ve dolayısıyla, dolayısıyla Yunan bizim, Harbi olmayacaktı. Evet, yani birinci inönü, ikinci inönü. Sonuçta mesela, diyorlar ki evet. yani İngilizler sanki her iki tarafı da böylece idare etti. Hem Ankara'nın güçlenmesini, hem sarayın güçlenmesini. Neticede kim kazanırsa onunla Onun devam edecek. Kalacak. İngilizlerin bekleye gör işi budur zaten. The and rule. Parçala, yönet. Bir bir de bekle, gör. Bütün İngiliz politikası bu. iki... Cümlede Kımen. hülasa ediliyor. Biliyorsunuz ondan sonra Yunanlarla mücadele başladı. İlk mücadele galibiyetle neticelendi. E, e, Kütahya'da. İnönü mahrebeleri. Eskişehir'in kuzeyinde. Fakat daha sonra Kalp Cephesi Komutanı İsmet Paşa... ...ki o da sonradan Anadolu'ya geldi. Ha bu arada İstanbul'dan hatırı sayılır. E, kişi Anadolu'ya geldi. Çünkü İstanbul'da artık bir ümit yok. İstanbul'da işgal var. Anadolu'da ise bir ümit var. İkbal ümidi var. Gelecek ümidi var. Pek çok subay... Anadolu'ya geçti. Bunların büyük ekseriyeti iddiaççıydı. Çünkü iddiaçlar İstanbul'da kalsa mahkum olacaklardı. İngilizler de e, sürgüne gönderdiği mebusları Anadolu'ya gönderdiler. Ve böylece Anadolu hareketini beslediler. Anadolu hareketi genç, dinamik, e, ikbal ve istikbal hevesi olan ve çoğu iddiaççı... ...gençler tarafından e, dolduruldu. O zaman bir parantez açmamız lazım. Bu hareket böyle devam ederken İstanbul Hükümeti... ...bir yandan işgal altında, evet. çok hareket edemiyor. Siyasi olarak yapmak zorunda oldukları var ve sadece... E, ...sadece bu ülkelerle değil aslında... ...dünya evet. siyasetiyle uğraşmaya çalışıyor. Kayıplar çok. Anadolu'daki harekete bakış açısının nedir? Muhtemelen menfi. Yani Anadolu'daki hareketin kendi istediği... ...rotadan çıktığını görüyor. Fakat e, neticede onlar da... ...Müslüman, Türk, vatan için... ...diyorlar ki dur bakalım... ...vatan için mücadele ediyorlar, vatanı kurtaracaklar... ...bu zaten bizim istediğimiz bir şey... ...baştan Hı -hı. beri, Hı -hı. Yunan işgalinin silinmesi... ...yeni bir devlet kurulacağını düşünüyorlar ...düşünmüyorlardı... Hı -hı. ...muhtemelen Mustafa Kemal Paşa da gelecek İstanbul'a... ...Padişah'a tekbir verecek, vazife tamamdır... Değilir. ...Padişah'ım diyecek... ...elbette ki bu e, muvaffakiyetin neticesi... ...ona e, bir makama... ...ve mevkiye ve statüye getirilecektir... ...İstanbul'un arzusu şeyi budur hep... Ama gittikçe ümitlerini kaybetmiştir. Hmm. Kaybettikçe de Anadolu Hareketi'ne bakışı yumuşamıştır. İlk başta Anadolu Hareketi'ni bastırmak için Kuvayin Zıbati'ye... ...ki bazıları diyor ki onlar göstermeliktir İngilizlere karşı. Hmm. İngilizler diyor ki saldırın. Saldırıyoruz ona kızıyorlar diyor. Reşit Bey İçişleri Bakanı. Diyor ki Anadolu Hareketi'ni müsamaha gösteriyorsunuz. Göstermesek kızıyorlar. Göstersek kızıyorlar. Yani İngilizler Arada o zamanki politikası evet. çok enteresandır... Ee, daha sonra mesela Tevfik Paşa gibi, Ali Rıza Paşa gibi, e, Salih Paşa gibi hep Anadolu ile arası iyi olan sadrazamlar başa geçmiştir. Arada bir İngilizlerle arası iyi olan damat Ferit Paşa çok kısa süreli başa geçmiştir. Bir denge siyaseti gidiyor İstanbul. Aman İngilizleri kızdırmayalım aman şu Anadolu hareketi bir hayırlısıyla neticelensin. Peki burada bir korku var mı bir endişe var mı yani e, sindirilmişlik var mı? İstanbul hükümeti e, tabii İstanbul hükümetinin fazla bir rolü yok biliyorsunuz İstanbul dışı hale altında. Yani bir korku var mı? İstanbul'un etrafında sadece işte Balıkesir, Bursa, Bilecik, İzmit oralara hükmediyor ancak İstanbul hükümeti. Onun dışında hükmü yok. Anadolu tamamen Ankara'ya bağlı. ...bir paralel hükümet var. Bu hükümet gittikçe büyüyor ve bu hükümet gittikçe iddiaçıların kontrolüne giriyor. Bir da anlaşmalar yapıyor. Anlaşmalar yapıyor. Ee, Rusya tarafından tanınıyor. Fransa tarafından tanınıyor. İtalya hepsi bunları biliyorsunuz. Anadolu hükümetini tanıdı. Ve İtalyanlar Anlaşma. ve Fransızlar ve Ruslar bütün mühimmatını Anadolu hükümetine... Teslim ettiler. Yani Ankara'daki ordu ciddi manada güçlendi. Zaten terhes edilmemiş bir orduydu. Kazım Karabekir ordusu. Hı hı. Bu silahlarla da güçlendi. Ve Yunan ordusunun karşısında çok güçlü bir ordu vardı. Yani Anadolu hareketi öyle zor kazanılmadı. E zor kazanıldı ama Ankara'nın gücü iyiydi. Tayyaresi var, topu var, silahı var. Yani Ankara ordusu Bunlar güçlüydü. Bize bırakılanlar. Bırakılanlar. Ve aynı zamanda Osmanlı'dan kalanlar, kalanlar. Doğu cephesinden kalanlar. Teslim edilmeyenler yani hı hı. mütarekeli. Ve böylece... Yunanlarla mücadele devam ederken İstanbul hükümetinde Anadolu'ya... Mesela neler yaptı İstanbul hükümeti? Kızılay'a yardım, çocuk esirgeme kurumuna yardım kampanyaları tertiplediler. Padişah en büyük bağışı yaptı. Hanımları, şehzadeler, saray halkı ileri gelenler, bu paralar... ...Kızılay adı altında Anadolu, Anadolu hükümetine gönderildi. Bunların vesikaları elimizdedir. Y farklı ülkelerden gelen yardımlar, yardımlar var da var. Bu arada tabii yani halife kurtarılacak, evet. padişah kurtarılacak. Rusya üzerinden gelenler, Hindistan'dan, Hindistan'dan Güney Afrika'dan... Gelenler. Bunlar e, halifeyi kurtarmak için dünya Müslümanları tarafından Anadolu'ya gönderilen paralar. Fakat e, bu arada e, tabii Anadolu Hareketi'nde de hizipleşmeler var. E, savaş Ali'ye gitmeye başladı. İsmet Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın en güvendiği kişi Garp Çepesi'nde mağlup oldu. Bir stratejik bir hata mıdır bu? Stratejik hataları var hmm. evet. Yani zaten İsmet Paşa'nın şimdiye kadar kazanmış olduğu bir muharebe yok. Gazze'yi muharebesinde tek kuşun atmadan İngilizlere teslim olmuş ve Kudüs'ün düşmesini... Temin etmiş bir asker. Hayatında askeri başarılar yok. Hmm. Ama sırf itimada e dayalı bir Garp Cephesi kumandanlığı var. Elde de adam yok. E ve İsmet'in İnönü'nün birinci, ikinci İnönü muvaffakiyetlerinin arkasından... ...Eskişehir, Kütahya e ve Tavşanlı'da muazzam mağlubiyet ve Yunanlılar Polatlı'dalar. Muazzam bir mesafe. Ve kuzeyden Balıkesir, Bursa, Bilecik, güneyden Uşak, Denizli, Afyon hattaya geniş bir şekilde ilerliyorlar. Hani Anadolu'nun ortasına doğru geliyorlar. Geliyorlar. Bu Ankara'da büyük bir panik meydana getiriyor ve Ankara Kayseri'ye gitmeyi düşünürken ee, cepheden iyi haberler gelmeye başlıyor. Sakarya Muharebesi kazanılmıştır. Sakarya Muharebesi artık İsmet İnönü yok. Fevzi Çakmak var. Fevzi Çakmak son Harbiye Nazırları'ndan İstanbul'dan, Padişah tarafından Anadolu'ya gönderilmiş. Ve Anadolu'ya o her gittiği yere kolay adapte olan bir insan. Anadolu'ya adapte oluyor. Mustafa Kemal Paşa'ya biat ediyor. Harbiye Nazırı oluyor. Milli Müdafaa Vekili. Ve bizzat kumanda ettiği... Orduyla ki o zaman Atatürk e, o şeyin başında yok çünkü attan düşmüş, kaburgaları kırılmıştır. Yatıyor hastanede. Sakarya cephesinde Atatürk yoktur, Mustafa Kemal Paşa yoktur. Sakarya Muharebesi'nde başta Fevzi Çakmak olmak üzere diğer Garp cephesi komutanlarının ...mesela Ali İhsan Paşa'nın, Refet Bey'in bunların da çok rolü var. Sakarya Muharebesi artık Ankara hareketinin nereye gittiğini göstermiştir. Artık Ankara muvaffak oluyor. Bu yine e, 1921'in yaz aylarındadır, Ağustos aylarındadır. Artık İstanbul'da Anadolu Hareketi'nin muvaffak olacağını anlamıştır. Herkes Anadolu Hareketi'nin muvaffak olacağını anlamıştır. Anadolu'nun dört bir yanındaki isyan hareketleri Ankara'ya karşı yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. Ve bütün millet Ankara'ya yardım etmektir, etmektedir. Yunanlıyı tepelemek üzere. Bu bir sene zarfında Yunanlar geriye çekilmişlerdir. Bir sene zarfında hazırlıklar yapılmış. Ve bu sefer artık müda müdafaa değil. Çünkü Sakarya'ya kadar hep müdafaa var. Yunan ordusu ilerliyor. Artık taarruz var ve taarruz. E artık nihai olarak bu işin önüne alınması için taarruza kalkılmıştır. Afyon cephesine başlayan taarruz ama cephe yine yaygındır. E, Vahfakiyetle neticelenmiştir. Dumlupınar Meydan Muharebesi, 22'nin 30 Ağustos'unda kazanılan muharebenin adı Dumlupınar Meydan Muharebesidir. Hı hı. Bu muharebe neticesinde Yunan birlikleri mağlup olmuş ve Uşak'a kadar kovalanmış. Uşak'ta Yunan ordusu komutanı Trikopis esir edilmiştir. Kumandanın esir edilmesi askerler üzerinde ciddi bir maneviyat bozukluğu meydana getirmiştir. Zaten üç senedir devam eden Anadolu işgali Yunan ordusuna ciddi bir moral bozukluğu. Burada, tabii, bu orduyu hep İngilizler destekledi. İngilizler ek Hayır desteklemediler. Destekleselerdi galip gelirdi. Zaten problem de o. Siz çıkın biz size ekonomik destek vereceğiz dediler. Fakat bu desteği vermediler. Yunanistan zaten çok güçlü bir ülke olmadığı halde devamlı Anadolu'ya ee, şey. ...mühimmat ve asker sevkinde bulundu. Yunanistan'da ciddi problemler çıktı. Bizim Anadolu'da ne işimiz var? Zaten problemli bir mantık'a. Bu Anadolu'nun, Ankara'nın işine geldi tabii. Ankara hükümeti, Anadolu hareketinin işine geldi. Bu moral bozukluğu içindeki ordu... ...ciddi savaşsaydı Ana Ankara ordusunu yenerdi. Anadolu ordusunu yenerdi. Yani İngilizler destek verseydi ama vermediler. Ama mesela Fransızlar... E, ...hatta bazı yerlerde İngilizler Ankara'yı desteklediler. Mesela belli yerlerde İngiliz askerlerini çektiler... Biricik'te, Eskişehir'de, Amasya'daki İngiliz askerlerini geri çektiler. Ve böylece Yunan ordusu 30 Ağustos 1922'de muazzam bir mağlubiyete uğradı. Bu mağlubiyetin sonrası zaten ordular ilk hedefiniz bulduk. Akdeniz'den kasıt Ege, denizdir Ege Akdeniz derler. Yani ordu Yunanlıları İzmir'e kadar kovaladılar. Yunanlılar geniş bir mıntıkada bozgun bir şekilde İzmir'e geldiler. Ve burada e, Anadolu'yu tahliye ettiler. Bir kısmı Kuzey'e, Trakya'ya geçerek... Buradan tahliye ettiler. Yani Marmara üzerinden tahliye ettiler. Ve böylece 9 Eylül'e gelindiğinde ki İzmir'in kurtuluşudur. Artık Ege'de esirler dışında Yunan askeri kalmamıştı. Bu esirlerin de çok azı hayatta kaldı. Diğerleri o, o Harp Galeyanı'nın tesiriyle öldürülmüştür. Mezarları bile bugün belli değildir. 9 Eylül 1922 İzmir'in kurtuluşudur. Ve böylece 15 Mayıs 1919'da başlayan. ...Yunan, e, e, Türk-Yunan, son Osmanlı-Yunan Harbi veya e, Anadolu Hareketi veya e, Milli Mücadele veya Kurtuluş Savaşı... ...daha tumturaklı tabirle İstiklal Harbi e, sona ermiş oluyor. Aslında bu bir Türk-Yunan Savaşı. Yani Kurtuluş Savaşı dediğimiz... Tarihi devletimiz... olarak bu bir Türk-Yunan Savaşı'dır. Evet. Çünkü kurtuluş olması için bir devletin olmaması lazım. Bir devlet var. Yani ordusu olan, hazinesi olan e, bir devlet var. Mesela... E ee, bir halkın mücadelesi e, diyelim ki Bostalılar istiklal için bir, o bir istiklal harbidir. Mesela Kırım'lıların Türklerden Ruslardan kurtulmak için ayaklan bir istiklal harbidir. Çünkü onların vatanı o işgal edildi. Ama e, burası böyle değil. Yani bunu istiklal harbi ve kurtuluş savaşı demek doğru değildir. Milli mücadele e, mümkün. Türk-Yunan harbi daha mümkün ama öbürüyle karıştırılmasın diye umiyetle. Kurtuluş Savaşı modu olmuştu ama doğru tarihi bir tabir hı hı. değildir. Ama tabii harp bununla da bitmedi. Hala daha Trakya'da Yunan askerleri var. Ee, İstanbul'un 1923 Ekim'inde boşaltılmasıyla ve Trakya'nın tahliyesiyle harp bitti. Hı. Harp aslında burada bitmedi. Yunanlılar ve İngilizler ee, Çanakkale üzerinden bir taarruz düşündüler. Bunun üzerine, yani bütün bu Anadolu'daki hareket bittikten sonra evet, hala zorlanıyor. Evet, Muharebesi'nden sonra... Fakat oraya bir birlik e, gitmesi, fakat son anda diplomatik olarak şey savaş devam etmesin diye İngilizler geri adım attı. Trakya'daki Yunanlar da Trakya'yı boşalttılar ve böylece bu hadise neticelendi. Ama hadisenin başı belki 15 Mayıs İzmir'in işgali ise mührü 30 Ağustos Dumlupınar Meydan Muharebesi ve e, neticede 9 Gerçi. Eylül İzmir'in kurtuluşudur. Bu da meydan muharebesi de deniyor. Çünkü o tarihte artık meclis Mustafa Kemal Paşa'ya başkumandan unvanı vermiştir. Ama e tabii savaşı idare eden o değildir. Yine Fevzi Çakmaktır. Hı hı. Mustafa Kemal Paşa sonradan cephe. cepheye gitmiştir. O poz... Mustafa Kemal Paşa'nın o resimleri fotomontajdır. Hı hı. Onlar cephede çekilmemiştir. Yani savaş sırasında çekilmemiştir. Harp Mecmuası'nda neşredilmek üzere sonradan Esat e, Bey vardı. Tengizman ordu fotoğrafçısı. Nitekim Atatürk'ün karlar üzerinde yatmış evet. resimleri çok meşhurdur. Onlar savaşta çekilmemişti. Bir kere Mustafa Kemal Paşa hiçbir zaman karlı bir yerde savaşmamıştır. Kafkas cephesinde bile savaştığında muşu almak için yazdı. Onlar Çankaya Köşkü Bahçesi'nde bir kış günü çekilmiştir. Ordu mecmuasına eşledilmek üzere. Yani aslında kurgu. Kurgudur o belli bir şey zaten. Esat Bey hatıralarında bunu anlatıyor. Esat Bey çok meşhurdur ordu fotoğrafçısı. Çok meşhur bir resmi vardır. Zübeyde Hanım'ın elini öperken hı hı. işte o subay Esat Zeki Bey'dir. Esat Zeki Tem onun hatıralarında bunlar anlatılıyor. E, ee, tabii yaşananlar, halkın, vatandaşın yaşadığı sosyal olarak yaşananlar, biz böyle işin tabii, siyasi Tabii bu kadar hadise taraflarına... bu kadar basit değil. Bir kere dokuz bin kayıp var. Yani bizim tarafımızda, Yunan tarafında daha fazla kayıp var. Bu dokuz bin asker. Bunun yanında sivil halktan ölenler var. Çünkü sivil halk da harbe katıldı. Şimdi diyecek yani Yunan mezalimi falan deniyor ama bunun sebebi sivil halkın mukavemete katılmasıdır. Sivil halk mukavemete katılınca bunları Yunanlar savaş suçlu olarak görüyorlar ve acımasızca davranıyorlar. Ve pek çok ee... E, ...mamureler, binalar ve mahsuller... E, düşman eline geçmesin için yani Yunanlar tarafından veya okay. bizimkiler tarafından yakılmıştır. Bu da tabii Batı ve Ege'nin harabiyetine sebebiyet vermiştir. Okraktı. Evet ve birkaç sene devam etmiş. Bu tabii ekonomide ciddi bir problem ve travma meydana getirmiştir. Belki onu tekrar konuşuruz ama bir taraftan da yeni bir devlet doğdu. Yeni de bir devlet kurulmasının evet e, kilidi bu Dumlupınar Meydan Muharebesi olmuştur. Kutlu yani resmi senedi bir. lozan ise. ...kilidi bu Dumlu Pınar Meydan Muharebesi olmuştur. Çok teşekkür ederim, ben teşekkür tekrar ederim. görüşmek üzere.